Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur. Bu dizeyi Turgut Uyar'a yazdıran kadın. Üç büyük şairin aşık olduğu ve uğruna şiirler yazılan Tomris Uyar, bugün yaşasaydı 79 yaşında olacaktı. Hem eserleri hem de aşklarıyla vefat etmesine rağmen halen konuşulan Tomris Uyar'ın yaşam öyküsü. Sevmemek acı veriyordu, gurur kırıyordu. Yerinde kullanılan bir sözcük, rastgele yükselen bir şarkı. Nasıl kavratır yaşamayı? Sözleriyle hafızalarımıza yer eden, Türk edebiyatına adını altın harflerle yazdıran Tomris Uyar, 1941 yılında şiirler yazan bir baba ve edebiyat çevirileri yapan bir annenin kızı olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Yetenekli ve akıllı bir kız çocuğu olan Tomris Uyar, şu günlerde ismini Robert Kolej olarak bildiğimiz Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne başladı. Kendisinde var olan edebiyata olan o güçlü yeteneği fark etmiş olacak ki, o zamanlar henüz yeni açılmış olan ve Türkiye'de aslında yeni bir bölüm sayılan, o tarihlerde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı olan Gazetecilik Enstitüsü'ne girdi. Tomris Uyar, edebiyat yapmaya ilk olarak çevirilerle başladı. Bu yetenekli kızın ilk çevirisi Şeker Bebek'tir ve o zamanlar ünlü edebiyat dergisi Varlık'ta yayınlanmıştır. Uyar, daha sonraları Cemal Süreyya ve Ülkü Tamer'le beraber Papyrus isimli bir dergi çıkararak edebiyat çalışmalarına hız verdi. Ve hayatının sonuna kadar da edebiyat için çalışmaya devam etti. Tomris Hanım'ın eserleri o yıllarda Türkiye'nin en değerli edebiyat dergileri olan Soyut, Varlık gibi yayınlarda hayat buldu ve okuyucuyla buluştu. Tomris Uyar, o yıllarda kolejden beri sevdiği ikinci yeni akımının önemli şairlerinden olan Ülkü Tamer'le evlenmişti. Mutlu giden evlilikleri bir evlatlarının olmasıyla daha da renklenmişti. Ancak dünyaya gelen kız çocuğu bir kaza sonucu yaşamını yitirince, Ülkü Tamer ve Tomris Uyar bir daha bir araya gelmemek üzere ayrıldılar. Başarılı yazar, hayatı boyunca iki kez Sait Faik Hikaye Armağanı kazandı. Bunlardan ilkini 1979 yılında, ikincisini ise 1986 yılında aldı. Tomris Uyar, meslek yaşamı kadar aşklarıyla da konuşuldu. Uyar, dönemin büyük yazarlarından Cemal Süreyya ile büyük bir aşk yaşadı. Uyar ve Süreyya bir gün Ankara'daki Sanatseverler Derneği lokalinde tesadüfen aynı masaya oturdular ve aralarında bir aşk başladı. Bazı söylentilere göre ikili aşklarını yaşamak için eşlerinden boşandılar. O zamanlar Ülkü Tamer'le evli olan Tomris Uyar için her ne kadar eşinden kızının vefatı nedeniyle boşandı dense de bir başka rivayete göre Tomris Uyar eşinden Cemal Süreyya nedeniyle boşandı. Bu aşk 3 yıl sürdü ve daha sonra çift yollarını ayırdı. Süreyya ayrılıklarının ardından "Daha nen olayım istedin, onursuzunum senin" diyerek Uyar'a sitem etti. Tomris Uyar bu fırtınalı aşkın ardından ikinci kez nikah masasına Turgut Uyar'la oturdu ve onun soyadı ile tanındı. Turgut Uyar onun için Bozuk Saat şiirini yazmıştır. Ancak bu mutlu giden evlilik Turgut Uyar'ın vefatıyla son buluyor. Tomris Uyar'a son aşık olan şair ise Edip Cansever. Cansever aslında Turgut Uyar'ın arkadaşıdır. Ancak Tomris Uyar'a olan aşkını saklayamaz. Cansever bu aşka karşılık bulamaz. Tomris Uyar, edebiyat alanında gösterdiği başarıları ardında bırakarak kanser tedavisi gördüğü sırada 63 yaşında yaşamına veda eder. Arkasında yaşadığı fırtınalı aşklar ve pek çok eser bırakmıştır.
Farklı videolarımızda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.